Sevgili Murat, şimdi bu sabah bir haber geldi. Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı. Şimdi Evet. öncelikle buradan başlayalım. Onlar kadro dışı kaldı. Şimdi bu oyuncuların lisansları çıkacak mı? Yoksa Beşiktaş artık bu iki oyuncuyu gözden çıkarmış durumda mı? Şöyle Mirim ve Douglas biliyorsun Beşiktaş Kulübü resmi olarak kadro dışı bıraktı. Büyük bir ihtimalle de açıklamalar yapılır gibine geliyor. Oyuncu lisansları çıkmayacak Nergis. Beşiktaş iki futbolcunun da lisansını bu sezon çıkarmayacak. Biliyorsun yabancı kural sıkıntısı da var ülkemizde. O yüzden iki oyuncunun herhangi bir şekilde lisansı çıkarılmayacak. Tabii hem Mirim hem Douglas artık Beşiktaş'ın başına bela oldu gibi. Çünkü yüksek maaşları var, gitmiyorlar, herhangi bir kulüple anlaşmıyorlar. Özellikle Douglas'ı Erzurumspor istiyordu, gitmedi. Yunanistan'daki PAOK maçına sakat olmadığı halde gitmemiş. Ben sakat diye biliyordum o gün. Sakat olmadığı halde PAOK'a gelmemiş. Sergen Hoca da bununla ilgili açıklama yaptı zaten. İyi hissetmediğini söyledi ve gelmedi dedi. Mirini Hatay'a vermek istiyorsun. Hatay'da ne işin var diyor. Sıcak değil teklif ediyor. Tabii böyle olunca Beşiktaş'ın da artık Sergen Hoca'nın dediği gibi bir karar vermesi gerekiyor. Ve bu iki futbolcu ile ilgili kadro dışı kararını verdiler. Herhangi bir lisans çıkarımı olmayacak. İnşallah darısı lensin başına diyorum ve bu konuyu kapatıyorum. Evet, tabii bu arada ben de gelen soruları da not alıyorum. Hızlı hızlı sormayın ama yavaş yavaş sorun. Şimdi darısı lensin başında dedik. Lensle ilgili bir gelişme var mı? Yok, şu Yani an bir gelişme yok. Şu anda herhangi bir gelişme yok. Ne Lens ne Tyler Boyd ile ilgili herhangi bir gelişme yok. Ama çıkışın en azından Lens'ten ve yani ya da Boyd'dan bir şekilde artık uzaklaşması lazım ama yapılan sözleşmelerden dolayı bu iki isim de zor oluyor Nergis. Tabii ki sözleşmelerde bozulamıyor. Yapacak bir şey yok onun için. Peki, bu arada Mirin için miydi Hatay Spor? Evet, Mirin Hatay'dı ama gitmek istemiyor, sıcak bakmıyor. O yüzden şu anda askıya alındı bu iş. Zaten o yüzden kadro dışı kaldı Mirin'de. Yani kadro dışı kaldı bu iki oyuncu diye tekrar da söylemiş olalım Mirim ve Douglas için. Lisansları da ayrıca çıkmayacak. Onu da bir kez Çıkmayacak. daha yeni gelen izleyicilerimiz için söylemiş olalım. Peki, şimdi Nazım Sangare ile devam etmek istiyorum. Nazım Evet. Sangare ile ilgisi var mı Beşiktaş'ın? Evet, Nazım Sangare ile ilgili Beşiktaş'ın ilgisi var. Beşiktaş'ın sabık adaylarından biri. Resmi olarak Antalyaspor 2 milyon euro gibi para istiyor Sangare'den. Tabii Beşiktaş Kulübü 500 bin euro kiralayalım. 1 milyon euro da önümüzdeki sezon için satın alma opsiyonu olsun, zorunlu satın alma opsiyonu olsun diyor. Bu yönde teklifi ilettik. İyi bir teklif. Antalyaspor için iyi bir teklif. Oyuncuya da yıllık 600 bin euro gibi bir rakam düşünülüyormuş. Zaten Antalya Spor'da da o kadar alıyor diye biliyorum ben. Yani makul bir teklif 1,5 milyon euroya denk geliyor. Özellikle bu finansal fair play içerisinde 500 bin euro kiralama bedeli önümüzdeki sezon 1 milyon euro olarak düşünüldü. Çok da kötü değil. Ben iyi bir teklif olduğunu düşünüyorum. İnşallah Antalya Spor herhangi bir zorluk çıkarmaz. Transfer gerçekleşir. Ha, bana sorarsan eğer Sangare mi dersen ya şöyle söyleyeyim ben Valentin ismine daha sıcağım. Sporting Lizbon'da oynayan Valentin'le de ilgileniyor Beşiktaş. Ben o isme daha sıcağım ama tabii mevcut şartlarda kulübün mali yapısını düşündüğümüz zaman Sangare isimli çok kötü değil gibime geliyor Nergis. Peki, şimdi Mert Yılmaz'ı merak ediyorlar, onu soruyorlar sürekli. Bayern Münih'ten olan oyuncu kaçırmak istemiyor taraftar. Evet, Mert Ne Yılmaz diyorsunuz? Kaçırdın mı? Mert Yılmaz ismini Türkiye'nin gündemine biz getirmiştik. Biliyorsun yaklaşık 500 bin euro gibi bir rakamla Bayern Münih'te anlaşıldı. Normal şartlarda geçtiğimiz haftaya cevap verecekti Bayern Münih. 2 gün süre istemişti ama şimdi çarşamba gününe kadar süreyi uzatmışlar. Biraz daha düşünmek istiyoruz demişler. Çarşamba günü artık olumlu ya da olumsuz bize kararını verirler. Beşiktaş yönetimi de ona göre hareket ederler. Anladım. Sence olumlu mu olur, olumsuz mu olur bu karar? Ben biteceğini düşünüyorum ya. Ama tabii transfer bu. Bir anda her şey değişebiliyor. Daha önce geçmişte de birçok örnek vermiştik. Ama ben Mert isminin Beşiktaş'ın bitireceğini düşünüyorum. Mert yetenekli bir oyuncu. Ben de çok istiyorum gelmesini. İnşallah gelirse Beşiktaş'a katkı sağlar. Uzun yıllar oynar Beşiktaş'ta. İnşallah diyelim. Peki, Mert Yılmaz'ı da konuştuk. Şimdi bakalım kaç kişi olmuşuz? Çok güzel. 1017 kişiyiz. Bir dakika.
Tabii ki Gökhan Töre'yi soracağım. Evet. Şimdi Gökhan Töre şöyle, bu arada ha, benim de bildiklerim var. Hadi Şimdi anlat önce ben şu bildiğini. kadarını biliyorum. Ben şu kadarını biliyorum. Gökhan Töre, ben bonservisimi kendim ödeyeceğim, Beşiktaş'ta oynamak istiyorum cümlesini kurmuş. Şimdi ben bu Evet. kadarını biliyorum. Gerisi sende. Sen hiçbir şey bilmiyormuş o zaman Nergis. Şöyle Burada atlatamadım seni. Gökhan Töre olayı şöyle, biliyorsun biz yaklaşık Temmuz ayında Gökhan Töre dönüyor diye bir haber yapmıştık kendi sitemizde. O zaman Gökhan Töre ile Beşiktaş yönetimi görüşme halindeydi. Gökhan Töre Sergen Hoca'ya ben Beşiktaş'a gelmek istiyorum dedi. Başkan Ahmet Nurçevi'ye gelmek istiyorum dedi. Tabii yönetim de mali durumdan ve TFF limitinden dolayı sen bonservisini al gel dedi Gökhan'a. O zamanlar Malatyaspor'un küme düşme durumu vardı. Küme düşseydi çok rahat bir şekilde Gökhan bunu karşılayacaktı. Çünkü Malatyaspor'un gelirleri bir evde düşecekti küme düştükten sonra. Tabii kümede kalınca Malatya işler değişti. 4 milyon TL gibi bir rakamla Gökhan Töre kendi bonservisini aldı Malatya'dan. Bunun yanı sıra şunu da söyleyeyim. Gökhan Töre ile Beşiktaş Kulübü yarın görüşecek. Çok büyük bir ihtimalle yarın masaya oturulacak. Herhangi bir anlaşma kesinlikle söz konusu değil şu anda Töre ile. Ben Gökhan Töre'yle de konuştum, yönetimle de konuştum. Herhangi bir anlaşma şu anda söz konusu değil dedi. Bugün yayına girmeden önce bir iki telefon görüşmesi daha yaptım. Hem Töre'yle konuştum hem yönetimle konuştum. Yarın büyük bir ihtimal masaya oturulacak. Ben çok büyük zorluklar çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü önümüzde bir 60 maç var neredeyse. Yani çok maç oynayacağız bu sezon. Alternatif isimler lazım. Ben Gökhan Töre transferinin büyük bir ihtimalle yarın artık şekilleneceğini, sonuçlanacağını düşünüyorum. Hayırlısı olsun Beşiktaş için, Gökhan Töre için. Ben Gökhan Töre'ye sıcak bakanlardanım. Bir Beşiktaş taraftarı olarak. Yararlı olacağını düşünüyorum. Sergen Yalçın, Sergen Hoca'nın bünyesinde Gökhan iş yapacaktır Nergis. Ben inanıyorum Gökhan Töre'ye. Peki. Gökhan Töre için %50 %50 diyebiliriz o zaman şimdilik. Yok. %90, Diyelim. %110 diyelim ya. Bayağı büyük. Ya Tamam. yarın biter büyük bir ihtimal bu iş. Yarın görüşecek. Gökhan biliyorsun Töre Malatya'dan alacakları ne oldu diye yazanlar var. Töre 4 milyon TL'yi bıraktı Beşiktaş için veya oyuncak kulüp için. Bonservisini eline aldı. Artık önümüzdeki günlerde yani yarın bu transferle ilgili somut adımlar atılır ve medyaya da yansımaya başlar. Peki. Şimdi gelelim bakalım kaç kişiyiz. Çok güzel. Şimdi gelelim herkesin en merak ettiği konu. Forvet transferi tabii ki. Şimdi forvet transferi için ben artık Balotelli'yi konuşmuyorum. Ben artık Ya bu Balotelli'yi bir kenara bırakıyorum. Şimdi Aboubakar ne oldu? Ya Aboubakar şöyle Beşiktaş Kulübü isterse Aboubakar'ı indirir Türkiye'ye. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Erdal Torunoğulları transferi bitirdi. Herhangi bir problem yok ama tabii sakatlığı çok fazla söz konusu ve düşündürüyor yönetimi. O yüzden Aboubakar Beşiktaş Kulübü Aboubakar'ı ne zaman indirmek isterse Aboubakar Türkiye'ye gelir. Onu söyleyelim. Onun yanı sıra Kalinic transferi. Aslında Beşiktaş'ın bir numaralı ismi şu an Kalinic. Kalinic ile ilgili şöyle bir durum var. Oyuncu bonservisini kendi almak istiyor. Yani Beşiktaş'a yük olmak istemiyor. 3 milyon euroya kadar düşmüşler sanırım artık o Madrid kulübü. Geç olacak bir transfer. Kalinic transferinin ben hemen biteceğini düşünmüyorum. Çünkü Beşiktaş rakamı düşürebildiği kadar aşağıya düşürüyor. Oyuncu 2 milyon euro yıllık peşinat ve artı bonus. Yani 2,5 milyon euroya yakın bir maaş ödenecek. Eğer anlaşma olursa, bonservisini alırsa. İyi bir rakam Kalinic için. Çünkü forvet transferi alıyorsun. Sergen Hoca da bunu söyledi. Dedi ki yani biz bir tek forvet transferi için limitimizi arttırabiliriz. Beşiktaş'ın mutlaka forvet alması gerekiyor. Larin sakatlandı. Maksimum 2 hafta. Dün Sarper Hoca ile görüştüm. Sakatlığın ismini attım. Hocam bu sakatlıkta ne olur dedim. Yani nedir bunun durumu dedim. Maksimum 2 hafta Murat dedi. Şimdi önümüzde Trabzonspor maçı var. Güven ve umut var. Yani nasıl gidecek bilmiyorum. İnşallah iğne eleme bir şekilde Larin oynar. Ama Kalinic için tabii eğer Atletico Madrid fiyatı düşürmezse Beşiktaş bonservis vererek alacak Kalinic'i büyük bir ihtimal. Yani yaklaşık 1,5-2 milyon euro gibi bonservis bir şekilde olacak. Başka forvet isimler, başka forvetler de var. İki tane isim var. Onları şu an söylemeyeyim. Çünkü gündeme geldiği zaman yönetim de rahatsız oluyor. Sıkıntı çıkıyor. Kalinic çok fazla gündeme geldiği için artık rahatça konuşabiliyoruz.
Bakalım zaman gösterecek. Forvet transferi zor bir transfer. Mali yapıdan dolayı, oyuncuların maaşlarından dolayı çok düşünüyorlar. Zé-Louis ismi gündemdeydi. Biliyorsun Porto kulübü kiralık olarak vermek istemiyor. Bonservisiyle vermek istiyor. Muhtemelen onun için de son güne kadar beklenir. Ama Zé-Louis Türkiye'yi kabul eder mi, gelmek ister mi onu bilmiyoruz tabii ki. Ben istemiyor diye duydum. Evet, Türkiye'yi istemiyormuş. Benim de duyduğum kadarıyla doğru. Peki, şimdi forvet için dün Sergen Hoca da aynısını söyledi zaten. Yani bizim bir para, yani büyük bir miktar para elimizden çıkartmamız gerekiyor forvet transferi için dedi. Şimdi sen de az önce dedin ki bir iki isim daha var dedin. Ama şu anda ismini veremiyoruz. Şundan dolayı veremiyoruz. Biz bir kez daha söylemiş olalım. Arkadaşlar transfere taş koymuş oluyoruz yani. Yani Evet. parası artıyor. Öyle Yani, söyleyeyim. neden isim verdin diye tepki gösteriyorlar. O yüzden biraz daha şekillensin artık. Ondan sonra duruma göre zaten gerekli yazıları yazarız. Ancak tabii bu durumda şunu sormam gerekiyor. Bu isimler yıldız isimler mi? Evet, ikisi de. Bir tanesi gelirse Türkiye'ye yani çok gol atar Nergis. Bir tanesi gelirse çok gol atar. Daha önce Ligini söyle. Beşiktaş'ın Premier Lig. Daha önce Beşiktaş'ın gündemindeydi. Fiyat alındı. Ama maaş çok yüksek. O maaşlar olması çok zor şu anda. Anladım. Belki indirim yaparsa bir şeyler Daha olabilir. gündemine geldiğinde bile Beşiktaş taraftarı heyecanlanmıştı. Ama yıllık maaş çok yüksek. Yazanlar var. Yıllık maaş çok yüksek. Ama o maaşlarda yani maaşın aşağısına düşmesi gerekiyor. Bakalım bazı arkadaşlar yazmaya başladılar. Yorumlarda okuyorum ismini. Ben de okuyorum. Evet. Bulduk galiba hep birlikte. Neyse. Peki. Şimdi Koyta ile ilgili bir gelişme var mı? Onu da sorayım. Ya Koyte ile ilgili valla benim duyduğum daha teyit edemedim ama yine burada söyleyeyim ama teyit edemedim. Tekrar söylüyorum. 1 milyon euro gibi bir rakamla anlaşma noktasındaymışız. Ama bu parayı Beşiktaş şu an veremez. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Yani bunun artık transfer için çünkü Kalinic bekleniyor. 2-3 tane daha forvetle görüşülüyor. Koyta en son çare olarak belki öne atılır. Pukki değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Pukki yazıyorlar. Pukki değil. Ben de pek sıcaktım oraya değilmiş. Yok. Peki. Pukki değil. Tamam. Şimdi bunu da sorduk. Hemen bakıyorum. Şeyi sormamı istiyorlar. Joseph de Souza. Evet, Josef Beşiktaş 1,1 milyon euro teklif yapmıştı. Rakamı 1,5'a kadar çıkarmışız. Beşiktaş yönetimi istiyor Josef'i. Tabii onun biliyorsun Arap kulübüyle sözleşmesini tesis etme olayı vardı. Evet. Valla ben Josef'e karşı değilim. Çok iş yapar Beşiktaş'ta. İnşallah bu transfer biter ama son olarak 1,5 milyon euro gibi bir rakam teklif edilmiş Josef'e. Görüşmeler devam ediyor. Peki, bunun da cevabını vermiş olduk. Gidecek oyuncu var mı? Onu sormak istiyorum. Ya yani Vida için kulüp şey teklifler gelecekti vesaire. Bunu bir Valla konuşmuştuk. Var mı Vida ile ilgili bir gelişme? ayın 15'ini beklemek lazım Nergis. Ayın 15'inden sonra video ile ilgili bir ciddi bir teklif gelebilir. Bekliyoruz. Ayın 15'ine kadar diyorsun. Peki. Şunu da eklemek istiyorum. Şimdi ilk hafta Trabzonspor'la bir şey Ben gülüyorum. kaçırdım. Yok aşağıda arkadaşlar isimleri yazıyor da yani hepsi doğru tahmin ediyor. Ona Ben gülüyorum. kaçırdım. Allah. Şimdi ilk karşılaşmamız Trabzonspor'la olacak. Evet. Ama zannediyorum ki herhalde şu anda Trabzonspor karşılaşmasına kadar Beşiktaş bir transfer daha yapamayacak bu hafta içerisinde. Ya Gökhan Töre biterse biter. Bu hafta içerisinde. Yarın Gökhan Töre ile anlaşma olabilir. Yarın görüşülecek çünkü. Masaya oturulacak. Büyük bir biter diye düşünüyorum ben de sizler gibi. Ha, Onun yürü haricinde yürü Gökhan. ya ben forvet transferinin Trabzonspor maçı yetişeceğini düşünmüyorum Nergis. Çünkü Peki. Peki ne zamana forvet yetişebilir için sence forvet transferi? vallahi bilmiyorum. Yani forvet için ben Trabzon maçına forvetin yetişeceğini düşünmüyorum. Biraz daha bekleyelim. Çünkü gerçekten önemli iki isimle görüşüyorlar. Kalinic'i bekliyorlar. Ama rakamlar çok yüksek. Nergis yani 3,5 milyon eurodan açıyorlar kapıları. O yüzden aşağılara düşmesini bekliyoruz. Artık transfer döneminin sonuna doğru
Bu rakamlar büyük bir ihtimal aşağıya düşecek. Ondan sonra şekillenir. Ama ben Trabzon'un maçına kadar bir forvetin yetişeceğini düşünmüyorum şahsen. Tabii takip ediyoruz gündemi. Biraz akşam pazarı olacak yani. Biraz son haftalara kadar herhalde Beşiktaş taraftarının beklemesi gerekecek. Evet. Evet. Dorukhan'ı soruyorlar izleyenlerimiz. Dorukhan'la Dorukhan. ilgili valla Beşiktaş yönetimi Dorukhan'la ilgili biraz tedirgin. Şundan dolayı sakatlıktan yeni çıktı. Görmek istiyoruz diyorlar. Bir 3-4 hafta oynasın. Ondan sonra Dorukhan'la masaya oturulur. Masaya oturulur peki. Çünkü bir ara bir Fenerbahçe haberleri çıkmıştı Dorukhan için. Onu bir merak ettim. Evet. Peki. Onun dışında Vida'yı dedik ayın 15'inde dedik. Başka bir gidecek oyuncu var mı şu anda? Teklif var Valla mı? Yani geleni gönderelim. yani herkes şöyle Beşiktaş'a herhangi bir futbolcuya teklif yok. Onu söyleyeyim. Zaten teklif gelse de bu maaşları hiçbir kulüp veremez şu pandemi döneminde. O yüzden artık ya böyle kadro dışıları olacak ya feshiyeler olacak. O şekilde süreç devam edecek. Şu anda herhangi bir futbolcumda teklif yok. Tabii keşke teklif gelse. Belki 2015 sonra bir teklif gelebilir. Peki. Evet, zannediyorum her şeyi konuştuk. Bakıyorum şöyle sormadığım bir soru kaldı mı diye. Aboubakar'ı konuştuk, Kalinic'i konuştuk. Tamam, hepsini sormuşum sorularımın. Şöyle istersen çok da bakıyorum 1176 kişiyiz. Bankalar Birliği'ni soruyorlar. Bankalar Birliği ile alakalı var mı bir bilgi? Bankalar Birliği ile ilgili başkan görüşüyor. O tamamen başkanlık bir durum. Bu konuyla ilgili kulüp resmi olarak açıklama yaparsa yapsın. Biz bu konulara fazla dahil olmak istemiyorum ben. Çünkü kritik bir süreç. Ama Evet. Beşiktaş yönetimi bu süreci 12 yıla yaymak istiyor. 2 yılının tamamen herhangi bir maaş, herhangi bir faiz ödenmeden, 2 yılı para vermeden geçirmek istiyor. 2 yılda biz kendimizi toparlayalım diyor. Şu an görüşmeler sürüyor bu şartlar altında. İnşallah Başkan Ahmet Nur Çebi bu işi sonlandırır. Devletimiz bu konuda kulüplere destek çıkar ve bu iş biter diye düşünüyorum. Bitmek Peki. zorunda. Başka çaremiz yok yani. Şu Peki anda bahsedelim. kulübün aldığı her para Bankalar Birliği Anlaşması'na gidiyor. Faizlere gidiyor. Yani yönetim nereye kadar cebinden para verebilir? Veya sen ben nereye kadar destek çıkabiliriz? Pandemi dönemindeyiz. O yüzden artık devlet bu konuda kulüplere destek çıkarak bu süreci 12 yıla yayıp 2 yıl herhangi bir para almadan kulüpler başının çaresine baksın ki biraz nefes alsın yönetim ve Beşiktaş kulübü. Peki, güzel bir soru gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili benim bir bilgim yok. Belki senin vardır. Kadro dışı olunca kontenjan açılıyor mu diye bir Açılıyor. soru. Lisans Açılıyor. çıkaramayacak. Lisans çıkaramayacağı için evet açılıyor. Tamam, lisansı çıkın. Peki, şimdi biz seninle yayına girmeden evvel sana bir mesaj geldi. Kimden geldiğini söylemeyeceğim. Tabii ki. O mesajda burada söyleyebileceğim bir şey var Töre mı bize? işte, töre yarın Böyle. gidecekmiş. Tamam, o Evet. mesaj buydu. Peki. O zaman Kapatalım kaynak artık. sağlam. Kaynak çok sağlam. Ya Peki. şöyle Nergis, şimdi kaynak ya aslında olaylar şöyle gelişiyor. Genelde biliyoruz ama yazma deniliyor. Ondan sonra ya başkası yazıyor. Başkası yazınca da artık biz de topa girmek zorunda kalıyoruz. Böyle bir sıkıntımız oluyor ama mesela şu an Kalinic haricinde görüşen iki santrafor ismini de biliyorum ben. Bana yazma deniyor ama şimdi başkası verecek. Ondan sonra diyecekler ki işte haberi yoktu. Aslında hayır haberim var. Ben sana özelden yazayım. İsimleri sende dursun. Olmazsa gösterirsin şeyde tarihleri gelince. Tamam. Olur Çağrı olur. ismini yazmışlar. Bu Başakşehir'deki. Valla o iş şöyle. Nabız yokladık. Ama Başakşehir vermek istemiyor. Benim duyduğum oyuncu Başakşehir'de artık oynamak istemiyor. Ama tabii o süreç nasıl ilerler bilemiyorum ama oyuncu Başakşehir'den ayrılmak istiyor diye duydum ben. Ama Başakşehir oyuncuyu vermek istemiyor neredeyse. Yani öyle bir sıkıntı var. Biz nabız yokladık. Doğru yani. Biz biraz nabız yokladık konuyla ilgili. O akşam pazarı olabilir ben sana söyleyeyim. Çünkü yani şimdi başka bir sağ bek transferi yaptı biliyorsun. Evet, Bir Rafael. akşam pazarı olabilir o. İnşallah çünkü oyuncu ayrılmak istiyor artık. Ya yani heyecan istiyor. Taraftarı oynamak istiyorum demiş. Evet, doğru. O yüzden biraz daha bekleyelim. Ama tabii Nazım Sangare, Valentin yani bence %90 Beşiktaş'ın sağ beki ya Valentin olacak. Rosario Valentin Sporting Lisbon'daki
Ya da Nazım Sangare olacak. Tabii Mert'i saymıyorum. Mert ikinci sabek olarak. Yani Mert'i her halükarda almak istiyor Beşiktaş yönetimi yatırım yapmak amacıyla. O yüzden bence ikisinden biri olacak Beşiktaş'ın sabeki ama tabii çok enteresan bir isim atılır ortaya. Maliye durumu daha düşük olur. O ayrı. Yedlin'i soruyorlar Newcastle'daki. Vallahi Yedlin'le de ilgilendik ama maaş konusu biraz sıkıntılı. O yüzden onu da bekletiyoruz. Ama tabii şu an Nazım ve Valentin'in maaşları Beşiktaş maaş skalasına uyuyor neredeyse. Peki, Rodriguez'i soruyorlar. Çok bayağı onunla Duymadım. ilgili bir Duymadım ben de ya. duymadım hiç. Ben duymadım. Evet. Ozan Tufan'la ilgili de çok soru gelmiş. Yok herhalde bir şey onunla ilgili. Ya Ozan Tufan olayı biraz enteresan. Bekleyelim biraz daha onu ya. Onu biraz daha bekleyelim. Bir şey demeyelim şimdi. Bir şey yok değil olabilir ama bekleyelim. Ben bir şey yok diyemiyorum Ozan Tufan takısı için. Peki, onu Trabzonspor maçından sonra konuşuruz onu o zaman. Peki. Evet, her şeyi konuştuk. Sevgili Murat, çok çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık. Bize gene çok güzel bilgiler, haberler verdin. Ben yayını kaydedeceğim. Sonrasında seni de bekliyorum. İnşallah inşallah. Yayını kaydedeceğim ben. Ondan sonra alırsınız oradan size. Aynen öyle. Çok teşekkürler. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Herkes Maç sevgiler. sonrası Görüşmek üzere. Yine zaten sevgili Murat Özen'le bir yayınımız daha olacak. Evet, niye şu anda Niye uyandı? uyandı? Niye de Aynen. uyandı aynı Öpüyoruz. zamanda. Görüşürüz. Peki. Oluyor. Hoşça kalın. Hoşça kalın.